Deniz Feneri bünyesinde bu sene faaliyete geçen 2018 yılında Afrika Koordinasyon Merkezi AKEM şu anda 15 kadar genç yüksek lisans ve doktora talebesi araştırmacı arkadaşımızla Afrika'nın gündemiyle alakalı hem bizim tarihi bağlarımız üzerine araştırmalar yapmaya başladılar. Bunlardan bir tanesi de bundan böyle Afrika ile ilgili değişik toplantılar, konuşmalar, kıtayı daha yakinen bilenlerden genç arkadaşlarımızın ve merakların takip edeceği konuları gündeme getirmek. Bu konuda ilkini yaptığımız toplantıda Güney Afrika'da Ebubekir Efendi hakikaten bir örnek insan, örnek şahsiyet her konuda. Yani sadece bir ilim insanı değil, aynı zamanda bir Osmanlı Devleti'nin dünyanın en uç noktasında en sağlam mümessili bir kişilik olarak tanınması gerekiyor ve bu konuda çok iyi çalışmaları olan, belki de en iyi çalışmaları olan Halim Gençoğlu isimli arkadaşımız bize bir sunum yaptılar. Biz böylece Ebubekir Efendi ile ilgili bildiğimiz nice eksik bilgileri, yanlış bilgileri doğrultmak, hatta onun tüm hayatı ile ilgili bir ana çerçeve oluşturmuş olduk. AKEM'i biz eğer hedeflediğimiz doğrultuda geliştirebilirsek Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı en azından Afrika ile ilgili bu bilgiyi üretmeye son derece elverişli bir kütüphanesiyle birlikte araştırmacılarıyla sadece deniz fenlerine değil Türkiye'de hem benzeri kuruluşlar hem de genel anlamda Türkiye'de Afrika'nın doğru anlaşılmasına vesile olacağına inanıyoruz. Bu güzel bir çalışma. Buna cesaret edenleri tebrik ediyoruz. Buna gönül verenleri, emek verenleri aynı zamanda başarılı olmaları için dua ediyoruz. Çok kıymetli öğrencilerle ve ilim adamları, diğer katılımcılarla Güney Afrika'da büyük İslam tesiri bırakmış olan Ebubekir Efendi'yi anlatmaya çalıştık. Onlarla paylaştık. O topraklarda yaşadığımız için deneyimlerimizi ve o coğrafyadaki arşivler ışığında Güney Afrika'da Osmanlı alimi Ebubekir Efendi neler bıraktı, biz onun bıraktığı yerden neler yapmalıyız, bunlar üzerine güzel paylaşımlar yaptık. Çok memnunum. Evvela Deniz Feneri Derneği'ne çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir organize tertip ettikleri için. Sayın Profesör Ahmet Kavas hocama, Muhammed Tandoğan hocama, bunlar yani gerçekten bu sahaya gönül vermiş ve büyük hizmetleri olan insanlar, ilim adamlarımız. Bu yolda hizmet etmeyi amaç edinmiş yeni gençlik, yeni öğrencilerin ilgisi alakası da bizi çok gerçekten memnun etti. Çok müteşekkirim, sağ olun.